Spor gündeminden mutlu akşamlar. Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Belkala'da konuğumuz Sayın Cemal Ekentok'la birlikte kendisiyle güzel bir program gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş geldiniz. Evet başkanım yeni bir kulüp buradan başlayalım. Evet. Bursa içinde Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bursa'yı temsil ediyor. Aynı zamanda Avrupa Kupalarında da Türkiye'yi temsil edecek evet. bir takımımız var. İlk iki hafta sona erdi. Bir mağlubiyet, bir galibiyetle yoluna devam eden kadın basketbol takımıyla alakalı neler söyleyebiliriz? Bu başlangıç için ne diyebilirsiniz? Öncelikle davetiniz için teşekkürler. Biz Bursa'nın en yeni, aynı zamanda da en büyük kadın basketbol kulübüyüz. Evet. Lig ve Avrupa Kupalarında yarışan, Bursa'mızı ve ülkemizi temsil eden bir kulübüz. ilk iki haftayı geride bıraktık. İlk hafta mağlubiyetle başladık. Malum iki tane oyuncumuz sakattı. Evet. Ee, karşı tarafta güçlü bir iddialı bir takımdı. Ee, ama ona rağmen e, ekibimiz umut vericiydi. Hani ben umut verici ayrıldım maçtan. Ee, güzel bir sezon bizi bekliyor. Ee, ben öyle ümit ediyorum. İkinci hafta Rize deplasmanına gittik. Rize Deplasman öncesi de Özge kovmacı olup evet, katlandı ona ee, Evet. Ona rağmen e, hani bir sayı farklı olsa da galibiyeti elde ettik. <laughs> Şehrimize döndük. Şimdi önümüzde Cumartesi günü Orman Sporlu maçımız var. Ona da çok güzel bir şekilde hazırlandık. İnşallah e, galibiyetle onu da sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Buyur Sayın Şimdi başkanım bu sakatlıklar hakikaten en önemli oyuncular bir anda gitti. Evet. Cuić, e, Claudio Cuić bu takımın bana göre en önemli silahlarından bir tanesi. Cüviç ile ilgili gelişmeler nedir? Anladığım kadarıyla Özge bir ay civarında olmayacağı ameliyattan sonra söylenmişti. Takıma yerli rotasyonu için bir takviye gibi bir şeyler düşünür müsünüz? Yerli rotasyonla takviye düşünüyoruz. Araştırmalarını yapıyoruz. Onu yapacağız. Aynı zamanda Cüviç'in tedavisi devam ediyor. Hani doktorların söylediğine göre iki hafta sonra inşallah sağlara dönecek. O, çok o dediğiniz gibi adam. hani bizim için çok önemli, çok değerli evet. bir oyuncu. Ee, takımı belli yerlere getirebilecek seviyede olan bir oyuncu. Ee, tedavileri vesairese her şeyi çok istikrarlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede aramızda olur. Ya çünkü şu açıdan söylerim. Cuiç geçen sene Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni hem ilk 8'e soktu hem evet. şey oynattı. Sakatlandıktan sonra Büyükşehir maç kazanamamıştı. Çok kaliteli. Evet bir oyuncu oldu. Yani bir sezon boyunca izlediğim, takip ettiğim için onun katkısının çok olacağını düşünüyorum. Ama yerli oyuncu da yani Rize maçını izledik. Rize'de 6 oyuncuyla 7 oyuncuyla evet, öyle. sahada yer aldık ki buna rağmen 9 sayılık fark da yakaladık. Evet. en azından kazanmak çok önemliydi. İnşallah seri orman maçıyla devam eder. Diyelim. İnşallah inşallah ya amacımız o. Dar rotasyon oynuyoruz başkanım. işte evet. belki işte Sayın Eken Tokun'un dediği gibi transferlere de açıksınız şu anda. i̇şte sakat oyuncularımızın da olması Rize Spor maçında, Rize maçında galibi galibiyet çok önemliydi ve bu galibiyeti evet. aldık. İşte bu hafta Orman Spor'la oynuyoruz. cumartesi günü saat 13'te olacak mücadele ve Topaş Spor Salonu'nda oynanacak. Bir Bursalı spor severlere davet anlamında bir şeyler söylemek ister misiniz? Öncelikle ben e, tüm Bursalı hemşehrilerimizin e, bizim takımımızı sahiplenmesini, yanımızda olmasını ve e, tüm maçlarımıza gelmesini istiyorum. Hani bu maçımız da ücretsiz olarak e, düzenledik, açıkladık. Evet. E, herkesi maçımıza bekleriz bize destek amaçlı. Şimdi dar rotasyonla oynuyoruz, o konuya geleyim. E, çünkü biliyorsunuz biz takımı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden devraldık ve bu devir süreci biraz sancılı bir süreçti. Evet. Hani geç e, oldu, son son anda gerçekleşti. E, biz de bu esnada tabii transfer sezonunu açıkçası biraz kaçırmış olduk. Evet. E, hani oyuncular gideceği yerlere gitti, biz de hani marketteki oyunculara göre değerlendirmeler yapıp bir kadro kurduk. Ama işte Cüy için sakatlığını e, biliyorduk. E, en evet. kısa sürede hani sağlığa dönecek diye biz o şekilde anlaştık. Daha sonrasında farklı bir iki ee, sorun çıktı ve işte iki hafta sonrasına kaldı. Sorun değil yani oyuncu yeter ki sağlıklı bir şekilde sahalara dönsün, tam performans sergileyecek şekilde oynasın. Bizim için önemli değil. Ee, işte hani ilk haftayı saymazsak ikinci haftada galibiyet elde ettik. İnşallah bu haftada bu şekilde devam edersek zaten evet. iki hafta sonrasında Cuiç geri gelecek. Onun dışında e, Gonca Karataş sakatlandı evet. e, maçlara çıkmadan önce. Artı işte geçen hafta Özge'nin böyle bir talihsiz e, sakatlığı İlsu oldu. İlsun'un bir sakatlığı oldu. İlsun'un çok kısa dönem oldu. Evet. O çok şükür çok hızlı bir şekilde toparladı. Şu anda iyi iyi bir şekilde oynuyor. Performansını sergiliyor. Ee, hani dediğim gibi şu anda markette olan oyun sayısı çok az. Biz de onlarla Tabii. görüşmeler halindeyiz. En iyisini hani kadromuza tamamlayacak şekilde olan e, bir ya da iki oyuncuyu kadromuza dahil edeceğiz. İçerideki ilk maçımızda Hatay Spor'la e, mücadele ettik. E, ve bir seyirci e, atmosferi oluştu. Evet. Gayet de güzeldi. Evet. Tabii ilk maç e, olması belki sizin e, kafanızdaki sayıyı ulaştı mı seyirci bilmiyorum ama e, güzel bir atmosferle bir mücadele oynandı. Mağlup olduk o maçta. Sıkıntı değil. Evet. Ama e, seyircinin atmosferini nasıl buldunuz? İlk maçta nasıl değerlendirirsiniz bunu? Va, ilk maça biz tabii daha fazla e, seyirci bekliyorduk. Ama maçın Pazar günü öğlen 1'de olması e, saatten evet. dolayı son dakikada hani gelemeyeceğini ileten çok fazla evet. eş dost tanıdıklarımız oldu. E, hiç önemli değil ama yine de e, ben güzel bir atmosfer, güzel bir seyirci sayısı yakaladığımızı düşünüyorum. Kadın basketbolunda, Bursa'da. Ee, yaklaşık 1200 1300 tane seyirci vardı. Evet, evet. Ve orada e, siz de fark etmişsinizdir bir aile ortamı vardı. İnsanlar çocuklarıyla, ailesiyle vesaire geldi. İlk defa basketbol maçına gelenler oldu. Evet, İlk ben defa de buna şahit oldum. Kadın basket maçına gelenler oldu. Benim çok hoşuma gitti. Evet. Sonuçta e, bu Oyuna bu spora seyretmeye gelmiş ve evet. belki de bundan sonra sayı için sürekli gelecek. Bizi zaten en çok motive eden şu oldu. Hani kimse bize ya yenildik ettik vesaire diye gelmedi. Ya çok güzel bir ortammış, çok güzel atmosfer, çocuk çocuklar çok mutlu oldu, çok beğendiler. Evet. Bundan sonra sürekli bütün maçlara geleceğiz diye insanların bu pozitif olumlu geri dönüşleri bizi çok motive etti. Ee, hani bu orman maçında da aynı atmosferi. Hatta bir tık daha biz üstünü yakalamayı e, hedefliyoruz. Şu anlarla an alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Peki, Peki maçın buyuruyor. cumartesi günü saat 13'de olması bir handikap olmayacak mı? O mi? da handikap. Şöyle handikap. E, cumartesi biliyorsunuz hani iş günü sayılır. Hani Çoğu kişi evet. işinde Öğlenene vesaire kadar olacak. Çalışıyor. Ama biz de bu sefer e, şöyle bir şey düşündük. Hani Bursa'daki okulları davet ettik. Evet. Öğrencileri, onların velilerini vesairelerini e, Hala da Hani bu hafta başından beri bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Hani e, beklediğimiz hedefe ulaşırsak geçen maçın belki iki katı kadar seyirci elde edeceğiz orada. Valla yani. bence çok önemli olacak. Evet, çünkü ilk maçtaki seyirci potansiyelini Bursa Büyükşehir Belediyesi sezon evet. boyunca tutturamamıştı. Evet, bu evet. önemli bir gelişmeydi evet. ulda. Pozitif anlamda katkı evet. koyacak. Bu projelerin de devamı gelir büyük ihtimal. Ee, başkanım var mı bununla alakalı? Mesela şimdi... Ee, çok güzel bir şey söylediniz. İşte e, okuldaki e, öğrencileri basket maçına getireceksiniz. Hem basketbol sevgisi aşılanacak Belki evet. de oradan e, sporcular, milli sporcular bile evet. çıkabilir. E, bununla dışında var mı e, proje yani, anlamında? Şimdi biliyorsunuz kadın basketbolu çok geri planda kalan bir branş. Öyle söyleyeyim. Evet. Hani herkes, herkes Bursalıların daha çok sevdiği daha doğrusu futbol. Arkasından basketbol. Valley, son 2-3 senedir de hani Bursa spor bunu çok canlandırdı. Evet. E, Bursa'da kadın basketbolu çok bilinmeyen bir branş diyeyim. Bursa Büyükşehir Belediye de bunu tanıtımla ilgili herhangi bir bugüne kadar bir adım atmamış. Kimsenin açıkçası bir haberi bile yok. Yani Bursa'da Süper Lig'de ve Avrupa Kupalarında yarışacak olan bir kadın takımının olduğundan evet, haberi yok insanların. Temsilcisinin olduğundan. Evet, evet. Yani bizim amacımız ilk etapta e, Bursalıların böyle bir takımın varlığından haberdar olsunlar. Bizim evet. takım ma maçlarımıza gelsinler. İşte öğrencileri, okulları vesaireleri davet ediyoruz. Bizim aynı zamanda altyapılarımız var. Şimdi spor okulu çalışmalarına başlayacağız. Evet çok güzel bir e, proje. E, hani biz Bursa'da e, kadın basketbol e, konusunda tek el olmak istiyoruz. Bundan 2-3 sene sonra bizimki çünkü bu projemiz uzun soluklu bir proje. Hani biz böyle bir takımı devraldık ya 1-2 sene sonra devredelim satalım gibi bir düşüncemiz bizim yok. Bizim bu projemiz çok uzun soluklu. Belki de bakarsınız hani Türkiye'de kadın basketbol açısından şehrimizi temsilen iyi bir yerlere getiririz İnşallah. bu takımı, bu kulübü. Amacımız bu. Elimizden geldiğince de ekibimiz de çok genç, çok heyecanlı, hevesli, hırslı kişilerden oluşuyor. Onlarla birlikte çok güzel çalışıyoruz. Gerçekten çok fazla çalışıyoruz. Ve hani bu takımı bizim ilk sene... Bu şehrimizi tanıtalım. Herkes bunun varlığından bilsin, sahiplensin ve maçlarımıza gelsin. Amacımız bu. Peki ekip dediniz. Başkanım Tolga Hoca, Tolga Esenci ile evet. bir yola çıktınız. Tolga Hoca ile nasıl gidiyor çalışmalar? Tolga Hoca ile iyi gidiyor. Tolga Hoca çok profesyonel. Oyuncularla arası çok iyi. Yani biz ekibimizi, takımımızı ona emanet ettik. Şimdi bir sorunumuz yok. Hocamızla çok daha iyi takımı çok daha iyi yerlere getireceğine de inanıyoruz. Böyle Şimdi Berk Bey şeyi soracağım. altyapı dediniz, başlayacağız dediniz. Mesela Bursa'da fan kulüp var. Soğanlıköy'de Soğanlı köyde alt hmm. tarafta. o kızlar salonları falan yokken kızlar da Türkiye ortaokullarda Türkiye ikincisi oldular. onlarla irtibata geçip Kadronuza katmayı düşünür müydünüz o oyuncuları? Şimdi e, <laughs> burada kulüp ismi telaffuz etmeyeyim ama 2-3 tane görüştüğümüz altyapı spor okulu kulüpleri var. E, onlar da bizle işbirliği yapmak istiyorlar. E, onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı evet. zamanda altyapı dediğim gibi U14, U16, U18 artı Tabii. BGL e, takımlarımız Maçına. var. Bunlar maçlara başladılar. idmanları devam ediyor. E, oradaki çalışmalar da hala hani transfer, oyuncu rotasyon vesaire. O çalışmalar da devam ediyor. Ama dediğiniz gibi diğer o altyapı ve spor okulu kulüpleriyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Ya bizim amacımız hani Bursa'da e, biz Süper Lig takımıyız, Süper Lig kulübüyüz. İnsanları üstten bakalım değil. Herkesle çalışalım. Herkes Ducaklı gelsin. Yana. Bu çatı altında birleşelim. Evet. Biz Bursa'nın takımıyız. Bu takım hepimizin takımı. O yüzden herkese biz görüşme konusunu açığız. Herkesle görüşelim, oturalım e, birlikten sonuçta güç doğar. Biz bunun peşindeyiz. Evet. Başka e, maçları sanırım e, TRT e, spor veya da TRT Yıldız'ın verme durumu söz konusu. Yok, e, federasyon spor TV ile anlaştı. Spor TV ile Evet, maçlar spor TV'de yayınlanacak. Bu bağlamda e, şunu da sormak istiyorum. Yani spor TV de e, tabii Türkiye'nin her bir tarafında izlenebilecek Hı -hı. bir şekilde yayın yapan bir kanal. E, reklam anlaşmalarınız, sponsor anlaşmalarınız ne durumda? Bu konuda katkı alabiliyor musunuz? E, neler söylersiniz? Şimdi e, Kadınlar Basketbol Süper Ligi e, çok daha yeni sponsorluk anlaşmaları yaptı. Evet. E, isim telaffuz edebilir miyim? Bilmiyorum. Tabii ING, yani, yani, ING Bank Hı. ana sponsor oldu. Evet. Türk Hava Yolları e, sponsor oldu. Bunun dışında e, işte yayın kuruluşu hakkını Sports TV aldı. Bunun dışında görüştükleri, hani benim bildiğim kadarıyla görüştükleri daha ulusal, büyük 2-3 tane daha firma var. Onlarla da anlaşmalar yapılacak. Tabi buralardan bize de belli sponsorluk şeyleri ücretleri. gelecek ücretleri gelecek. Bursa olarak, Bursa <laughs> içinden veyahut da sizin iş anlamında bağlantılarınızdan gelen sadece size özel sponsorluklar var mı? O anlamda da sormuştum. Var. Ee, Bursa firmalarından 4M Altın Elektrik var. Bizim sponsorumuz olarak. Yaman Tekstil var. Ajo 37400 var. Aynı zamanda Podium Park ee, bizim sponsorumuz şu an hatta gidip kendiniz de e, podium Park'a gittiğinizde tüm tabelalarda raketlerde dijital ekranlarda bizim maç günü e, afişlerimiz yayınlanıyor şu anda e, Olay. sponsorumuz e, ama tabi bunların dışında hani isim e, paylaşmayıp ismi bir yere yazdırmayıp da bize de sağ olsun çok fazla destek veren e, bursalı iş adamları sanayiciler var. Peki başkanım bütçeler zaten sıkıntılı bir süreç her takım için ama bazı takımlar var ki aynı ligde oynadığımız evet. bunlar yıllarında vermiş olduğu ve çok büyük camiaların kadın basketbol takımları kim bunlar Fenerbahçe olsun Galatasaray olsun tabii o bütçelerle savaşmak çok zor ama evet. işte takım oyunu birliktelik beraberlik gelince güzel galibiyetleri de ortaya çıkarıyor. Bu bütçe farkındaki bu farklılığı nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Nasıl bir bununla ilgili yol çiziyorsunuz? Ya şimdi tabii Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bunların, bunlar Türkiye'nin en büyük kulüpleri. Bizim bunlarla yarışabilme gibi bu konuda öyle bir iddiamız da yok. Öyle bir şey de söz konusu olamaz zaten evet. ama biz elimizdeki imkana göre, bütçemize göre tam böyle fiyat performans ekibi kurduk. Öyle söyleyebilirim. Güzel de bir ekibimiz var. Açıkçası hani aile gibi olduk artık. Evet. Bu çok önemli çünkü o takım ruhunun olması, oyuncularımızı burada kendini evinde gibi hissetmesi çok önemli. Onlara da çok güzel motivasyon oluyor. Yani dediğim gibi imkanlarımıza göre iyi bir ekip kurduğumuza inanıyorum ben. Bu seneki ligdeki amacımız da playoff'a kalmak. Playoff'a kalırsak da bizim i̇lk için şey. tabii ilk, ilk senede hani güzel bir başarı elde etmiş olacağız. Öyle Peki e, başkanım şey sorayım bu arada. E, salon, e, biz normal e, Bursa Uludağ basketbol kadın takımı olarak e, sürekli bir salonda çalışma imkanımız oluyor mu? E, nasıl e, bir bu konuda Bursalılardan bir destek görebiliyorsunuz? Şimdi e, şöyle biz ilk etapta il gençlikle bu konuyu konuştuk tabi salon konusunu. Tofaş spor salonu ile ilgili anlaştık sözleşmemizi yaptık fakat orada şöyle bir problem var tabii. hani Bursa'da iki tane BSL takımı var Topaş ve Bursa Spor onlar da o salonda oynuyorlar ee, bizi oraya üçüncü profesyonel kulüp olarak aldılar ee, bizim maçlarımızın hani Topaş veya Bursa Spor'la çakışma durumunda öyle bir olasılıkta biz Naim Süleymanoğlu'yu ikinci salon olarak belirttik evet. maçlarımız orada oynayacağız ama çakışma söz konusu olmadığı sürece e, maçlarımız Topaş'ta oynanacak evet o güzel Antrenman yani. için, antrenman Antrenmanlarımızı salonları... Topaşta yapıyoruz. Topaş'ta. Tabii Peki, tabii. Yani böyle bir belediyelerle irtibata geçip bir salon desteği istediğiniz mi acaba? Biz açıkçası salon desteğini sağ olsun Bursa Büyükşehir Belediyesi bize bu konuda ciddi bir destek veriyor zaten. Ama Naim Süleymanoğlu konum olarak biliyorsunuz siz biraz terste kalıyor, evet, uzakta kalıyor. Evet. Hani oyuncularımız Doğru. oturduğu yere vesaireye. Ee, ciddi Ankara bir yolu ciddi mesafe var. Ee, şöyle bir problem oluyor. Hani günde çift idman olduğu zaman hani gidip gelmesi, trafik vesaire yolda çok ciddi bir vakit kay kayboluyor. En az bir saat. O yüzden biz de Nilüfer Belediyesi'nden 100. yıl spor kompleksini talep ettik. Evet. Ee, yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 kere gittik. Ee, i̇lk başta Nilüfer Belediyesi Spor'a gittik. Belediyespor Spor Müdürü görüştük. Ondan talep ettik. Ee, diğer yetkililerden istedik. Ama bir türlü bize o konuda olumlu yaklaşmadılar. Nedenini bilmiyorum. Ki salonun boş olmuş olmasına rağmen yani hafta içi sabah 9'dan akşam 5'e kadar salon boş kullanılmadığı halde bize o konuda olumlu yaklaşmadılar. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Peki başkanım dile getirdiniz bu sezonki hedefler en başında dediniz ki işte hem bizi Bursa tanısın hem de güzel bir sezon geçirelim ama bu konuyu biraz daha açmak istiyorum başkanım. Yani hedefimiz nedir? Playoff'larda Bursa'yı temsil etmek veya da Avrupa Kupası'nda çok önemli evet. bir yerdeyiz ve Bursa'yı ve Türkiye'yi temsil edeceğiz. Evet Bu anlamda hedeflerinizi söyleyebilir misiniz? Aa, dediğim gibi yani ligde siz de bahsettiniz. Çok ciddi bütçeli büyük takımlar var. Evet. Ee, onlarla yarışmak, şampiyon olmak gibi bir hedefimiz yok ama ilk senemizde hani bu kurduğumuz bu bütçeyle, bu ekiple biz playoff'a kalırsak e, biz büyük bir başarı elde etmiş olarak göreceğiz kendimizi. Onun dışında Euro Cup bizim için e, ilk defa böyle bir şey deneyimleyeceğiz. Hani evet. e, oradaki amacımız tabii ki de gruptan çıkmak ama çıkmasak bile... <laughs> tecrübe edirdik. Evet, yurt dışında hani en maç şehrimizi, hem ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşayarak hem de bir güzel bir tecrübe edinerek ülkemize geri döneceğiz. Avrupa'da zaten rakiplerimiz biri Nesib Aydın, bir Rumen bir takımı var, var, bir de İsrail takımı var. Evet. <laughs> evet. Yani Nesib Aydın Şimdi, bu ligin iyi takımlarından iyi takımlarında bir tanesi. 26 Ekim'de Nesib Aydın'ı ağırlayacağız burada. Evet. Euro Cup maçında ilk maçımıza çıkacağız. İlk maç 26 Ekim. E, i̇lk maç e, 3 Kasım'da da İsrail'e gideceğiz. Evet. Sonrasında bir de Romanya. Sonrasında Romanya, evet. Romanya var, evet. Evet, başkanım programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok keyifli bir program evet, oldu. Evet, çok keyifliydi. Ee, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Son olarak ekleyeceklerimiz nelerdir? Bursalı spor severlere neler söylemek ister? Bursalı spor severlere, basketbol severlere, ailelere, takımımızın her maçına her zaman gelebilirler. Başımız üstünde yerleri var. E, yeter ki takımımızı sahiplensinler. Bu sporu gençlerimize, çocuklarımıza sevdirelim. E, Bursa'mızı da, da, Bursa'mızı da ve ülkemizi de e, hani bu spor dalında, liglerde en iyi şekilde temsil edelim. Selikan Türk. Ben de hayırlı olsun. Başarılar <laughs> Sağ olun, diliyorum. Teşekkürler. Başarılar diliyoruz teşekkürler. başkanım. Bursa Uludağ Kulübü Basketbol e, Başkanı Berk Anadar konuğumuzdu. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.